Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Harika bir günde demek isterdim. Ama biliyorsunuz zor zamanlardan geçiyoruz. Böyle saçma sapan bir durumun içindeyiz. Ben şu an neredeyim? İzmir Kent Ormanı'ndayım. Hepimiz malum nüfusumuzun neredeyse %80'i karantina altında evlerinde oturuyor. Ben de bu şekilde evimde oturuyordum. Fakat korona ile ilgili ben de kendi derlediğim bilgileri belki işinize yarar diye sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bu videoyu da koronaya ayırdım. Şimdi ilk etapta bir şundan bahsedelim. Korona mı, Covid mi? Şimdi arkadaşlar, korona virüsümüzün ismi, sebep olduğu hastalığın ismi ise Covid-19. Yani korona virüsüne yakalanan, korona virüsü vücuduna yerleşen bir arkadaş Covid-19 hastalığına yakalanıyor. Bir diğer önemli konu ise arkadaşlar sosyal medya. Sosyal medyada insanlar saçma sapan paylaşımlar yapıyor. İnsanlar birbirlerini düşünmeden ne yapıyorlar? İşte kendi gönderisi ön plana çıksın, takip şeyi artsın falan, böyle bu düşüncelerle saçma sapan dezenformasyon çok var. Eğer bu konuda sağlıklı bilgiye ulaşmak istiyorsanız, bir, aşağıya linklerini bırakacağım. Sağlık Bakanlığımız, iki, Dünya Sağlık Örgütü. Tüm bu Covid-19 hastalığı ile ilgili tüm bilgilere buralardan rahatça ulaşabiliyorsunuz. Ben de sizler gibi evimde kaldım arkadaşlar. Evde oturuyorum bütün gün, işte bisiklet söküyorum, takıyorum falan, ama tabii patlamak üzereyim. Size tavsiyem, kendinize mutlaka bir şeyler bulun. Yani bir uğraş bulun. Yani evde oturmak çok zor, harbiden zormuş yani evde oturmak. Ama mutlaka kendinize kitap okuyun diyeceğim. Kitap okuyan sevmeyeniniz çıkacak. Film seyredin diyeceğim. Ben de mesela film seyrediyorum. 3 gündür içim dışım film oldu. Ama tavsiye edebileceğim mesela bir film var. İki Papa diye bir film var. Güzeldi. Sevdim. Seyredebilirsiniz. Sonra gülmek isteyen, biraz daha kafayı dağıtmak isteyenler için Aykut Enişte diye bir film vardı. Dün onu seyrettim işte. O kadar çok film seyrettim ki bu arada isimlerini hatırlamıyorum. Son olarak bisiklet konusuna gelelim. Bisikletsiz yaşam çok zor. Evet, şimdi internette yine sosyal medyada şöyle şeyler geziyor. İşte bisiklete binin, bağışıklığınız güçlenir. İşte harika bir olay falan filan bilmem. Evet arkadaşlar, bisiklet gerçekten bağışıklığınızı böyle dönemlerde zinde tutmak, yukarıda tutmak için faydalı. Ama abartmadığınız sürece. Sen her gün atıyorum 10 kilometre bisiklete binersen veya 20 kilometre veya maksimum, işte benim mesela kendimi yormadan 70 kilometre binebiliyorum günde. İşte siz kendiniz belir diyeceksiniz. Bu şeyi aşmadan binerseniz ve saçma sapan performans olaylarına girip de bağışıklığınızı düşürmezseniz, evet, bisiklet şu an sizin için çok faydalı. Ama tutup da kendinizi helak edene kadar bisiklet biniyorsanız binmeyin arkadaşlar. Neden? Biz genciz. Bize bir şey olmaz ama etrafımızda yaşlı bir nüfus var. Bu insanlara dikkat etmek zorundayız. Bir yandan da şunu hemen parantez açayım şurada. Ortalama yaşı 60 ve üstü olan bisikletçi tanıdıklarım var. Hala internette görüyorum. Sosyal medyada görüyorum. Arkadaşlar evde çok sıkıldım. Hadi hep beraber çıkalım, sucuk ekmek yapalım gibi şeyler dolaşıyor. Gözünüzü seveyim. 60 yaş ve üstü bisikletçiler, biz sizin için evde oturuyoruz. Yoksa bana bu hastalık bulaşsa bana bir şey yapmayacağını ben zaten biliyorum. O yüzden lütfen biraz dişinizi sıkın ve evinizde oturun. Bir diğer konu da gruplar. Ben kendi grubumda bütün sürüşleri iptal ettim. Neden? Çünkü bir şekilde temas ediyorsunuz arkadaşlar. Size tavsiyem, eğer zorunluysanız, atıyorum illa da grupla çıkıyorsanız, mutlaka ama mutlaka aranızda 1,5 metre mesafe bırakın. Yan yana biz iki bisikletli muhabbet ederken mutlaka 1,5 metre yine aranızda mesafe bırakın. Aynı şekilde mümkünse tekil olarak, bireysel olarak bisiklete çıkın. Ben şu anda onu yapıyorum. Mesela Kent Ormanı'na geldim. İncin top atıyor, görüyorum arkadan arabalar geçiyor, köpekler geçiyor falan bilmem ne. İnsanlar ayrı ayrı piknik yapıyor. Ki İzmir'in sokakları yani boş. İnsanın psikolojisini bozuyor mu? Bozuyor. Böyle bir acayip, yani bilim kurgu filminin içinde gibi takılıyoruz hepimiz. Bu arada arkadan ses geliyor mu bilmiyorum. Askeri havaalanının hemen yanındayım. Çiğli askeri hava üssünün. Jet uçakları iniyor, kalkıyor falan. Eğer sesle ilgili bir problem varsa şimdiden özür dilerim. Diyeceğim o ki arkadaşlar, bu günler kolay günler geçmeyecek. İtalya gibi olur muyuz, olmaz mıyız? İnanın bilmiyorum ama şu an gidişatımızda illaki bu bir çan eğrisi, bir pik yapacak, sonra azalma sürecine girecek. Devlet büyükleri inşallah şeyleri söyledikleri kadarıyla gerekli önlemler alınıyor ama inşallah dedikleri kadar çok sıkı şekilde güvenlik önlemleri alınıyordur. Ki biz de herhalde görüntüye göre bir müddet evde oturacak gibiyiz.
Evet, koronayla ilgili, Covid-19 hastalığıyla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret. Sakın moralinizi bozmayın arkadaşlar. Daha ölmedik. Hepimiz evlerimizde gayet mutlu şekilde yaşıyoruz. Ha, bu arada unutmadan akşamları 9'da balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarımız, şu anki savaştaki askerlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve insanlar, sağlık çalışanları canlarını dişlerine takmış durumdalar. Hastalığı kapma riskine, hepsinin ailesi olmasına rağmen, hastalığı kapma riskine rağmen canla başla çalışıyorlar. O yüzden akşamları 9'da onları alkışlamayı balkona çıkıp unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Emin olun dünyanın tarihinde bu tip salgınlar olmuş ve bir şekilde bitmiş. Bu da onlar gibi geçecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.